geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvendi. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Su, su, koşu yerlerde sürünür. Korkarsan da senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Benim bir düğünü burada yapar mıyız? Sen önce seninle evlenecek cesarette bir kız bul da. Komutanım, biz biraz daha eğlenceye devam edebilir miyiz? Tamam, 2 saat daha devam edin ama sonra ortalığı toplayın. Emredersiniz komutanım! Arif abi, sarsma. Bir de hava alsın biraz, açın. Melek, çabuk. Neden dur? Kapını acıtıyorsun lan. Yetiş Melek, çabuk. Ne oldu? Bilmiyoruz komutanım. Düştü kaldı. Komutanım. Komutanım, beni duyuyor musunuz komutanım? Levent Hüseyin benim. Ne oldu? Nesi var? Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Önemli bir şey yok değil mi? Ya duracağız, ambulans çağırsanız hemen. Hadi koşsanız hemen. Hadi. Dayanın komutanım, dayanın. Ya kardeşim, bassana gaza. Daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Vedat, sakin ol. Aç gözlerimi. Merak etmeyin komutanım. Yanınızdayız. Dağ gibi adam devrildi. Kalp mi acaba? Yok be abi. Ha çok genç ya. Bizim bir arkadaş vardı böyle genç yaşta, 26 yaşında. Kalpten gitti. Senin ağzının ortasını bir çakarım şimdi. Fırtına Levent o. En fazla yorgun düşmüştür. Tamam Şahan, tamam. Arkadaş yeni. Kötü niyetimden demedi. Hepimiz üzgünüz Kadri. Sakin ol. Komutanım, bir haber var mı? Daha hastaneye bile varmamışlardır. Ne haberi? Komutanım, bizi de haberdar edersiniz değil mi?
Ederim arkadaşlar, ederim. Yalnız sizden tek bir ricam var. Lütfen bir haylazlık yapmadan oturun bir kenarda. Emredersiniz komutanım. Komutan, Levent Üsteğmen'i görmeye ne zaman gidebiliriz? Bilmiyorum. Yarın çarşı izni olanlar gider gidebilirler. Ya biz? Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum. Sonra konuşuruz. Neredeyse ağlayacaktı. Eyvallah. Ne edeceğiz uşaklar? Dua edelim bence. Arıza ya. Yolda gül gül öldürdü beni. Ya görsen kıza neler söyledi. Ha şunlardan bir kurtulayım da gidip bir şeyler içelim ha. Melek. Ne oldu? Yine o postacı Ferit Efendi ile mi atıştınız yoksa? Deniz. Hı. Levent. Rahatsızlandı. Ne demek rahatsızlandı? Nerede şimdi? Hastane. Ya Deniz dur bekle. Kurşunun burada ne işi var? Deniz gel. Nedir durumu? Bir açıklama yapmadılar komutanım. Biz de bekliyoruz. Niye hala bir açıklama yapmadılar? Tamam Deniz. Bütün tetkikleri yapsınlar. Ondan sonra yapacaklardır açıklamayı. Merak etme. İnşallah durumu ciddi değildir. Deniz'ciğim, Levent Üsteğmen çok güçlü biri. Merak etme, iyileşecek. Komutanım, geliyor. Komutanım, nesi varmış? Durumu maalesef çok ciddi. Vücudundaki kurşun hayatını tehdit ediyor. Ne kurşunu? Ben de bilmiyorum. Sağlık kayıtlarında da yok. Ama omuriliğe yakın bir yerde bir kurşun var. Uzun süredir orada olduğunu tespit ettik. Vücut içinde ilerliyor. Çıkarın o zaman o kurşunu. Vedat. Peki komutanım, o kurşunun alınması mümkün değil mi? Almasını alırız ama. Ama ne? Kurşun omuriliğe çok yakın. Bu şekilde yaşamasına imkan yok. Buna karşın ameliyatı da çok riskli olacak. Hayatını kaybetme ya da sakat kalma riskinden söz ediyorum. Yemelisin. Bir şey yiyecek halim yok. Niye ihmal etmiş o kurşunu? Neden saklamış bu kadar zaman? Mesleğini çok sevdiği için. Genç yaşında malulen emekli olmamak için. Ne olur bulama kendin Deniz. Her şey çok iyi olacak. Umarım. Durumu nasıl, görebildiniz mi? Hayır komutanım. Ne zaman görebilecekmişiz? Bu gece zor. Hayati tehlikeye atlattı ama şimdilik müşahede altında tutuyorlar. Bekleyip göreceğiz. Deniz, çok perişan gözüküyorsun. Eve git dinlen biraz. Müsaade ederseniz komutanım, burada kalmak istiyorum.
Gerekirse senelik iznimi kullanıp Levent'in yanında kalacağım. Bakarız. Hele bir Levent'in durumu netleşsin de. Tedi tartıydın. Bu halde mi tıkıdaktın? Ne var halimizde komutanım? Birini tişört giymiş, birini gömlekli, birini de ceket var. Nerede kaldı nidami hal ve tavır? Seyfi, bak buraya yazıyor, bu erik bay yapmış. Ha? Aranında konutun hiç bırakmayayım. Komutanım. Tek bil ver önde. Seyfi Sarsılmaz Bartın. Komutanım biliyorsunuz, bölük komutanımız rahatsız, hastanede yatıyor. Biz de onu ziyarete gidiyoruz. Yani heyecandan üstümüze başımıza dikkat edemedik. Olmaz, bırakmam. Nereye bırakmazsın? Ne yapıyorsun dostum? Vay, arkadan delikanlı galiba. Benim komutanım hastanede ölümle pençeleşiyor. Ben bu kapıdan çıkar giderim. Hadi git. Hadi git bakayım gidebiliyor musun? Gidemedin, bırakmıyorum. Komutanım, müsaade edin giderim. Gidemedin. Ne oluyor burada? Komutanım, bunlar hem terteri gibi giyinmişler hem de detaylı gider diye tutturdular. Yusuf. Çocuklar da biz de çok perişanız. Zorluk çıkartma, bırak çıksınlar. Ama komutanım. Yusuf. Emredersiniz komutanım. Kadri Takaoğlu. Nadir Totun. Bunun hitabını torudan torlat ede. Nasılsınız? Ne oluyor? Ben şimdi doktor beyi çağırıyorum. O size gerekli açıklamayı yapacaktır. Şu hale bak ya, milletin yüzünden eziyet çekiyoruz ha. La hiç sorma ya. Vallahi billahi var ya, şu Yusuf uzmanı bir bulsam bir kaşık suda boğacağım dengesizi ya. Bakarım bakmaz mıyım? Sabahtan akşam o kadar bakarım hanımefendi. Cemal Bey'i aramıştım ben. Yanlışlık olmasın. Sakın Vedat Bey'i aramış olmayasınız. Hey Cemal. Cemal hekimi oğlu. Ahan da geldi. Kim arıyor la beni? Allah seni cızı. Hanımefendi bu duhaf yaratığı aramaya halen devam mı edeceğiz? Cemal. Hı? Ha sen tanımadın mı beni de? Şiveden çıkaracağım da. Bir Fadime daha, söyleyin Fadime. Ha, hatırlayamadım vallahi hanımefendi. Ben hatırlasam arkadaşımın yerine, aslında sizin gibi hoş bir hatunu unutmak mümkün değil de. Seninle doktorculuk oynardık da. Ben hasta olurdum, sen de doktor. Anam! Oğlum taş gibi kız hatırladım desene. Ula hatırlasam ne olacak ki? Lan naz mısın sen? Komşuda pişer, bize de düşer. Kırışırız lan. He. Hatırladım, hatırladım. Niye çıldın ki? Yuh. Dingesiz ayı. Seni cırasım çaldı da. Haçan işin yoksa az şöyle oturak da laflayak. Cemal'cim git sen, git. Biz bakarız senin yerine Nizamiye'yi. Madem öyle, buyur bakalım Fadime bacı. Bütün riskleri ortadan kaldıracağız. Çok iyi doktorlarımız var. Ben çocuk değilim komutanım. Beni boşuna unutmaya kalkışmayın. Hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağımı biliyorum. Böyle konuşma Levent Üsteğmen. Moralini yüksek tutmalısın. Ya kabul etmezse? Riske rağmen hayatınızı kurtarabiliriz. Ama bu şekilde...
Komutanım biraz yalnız kalabilir mi? Yalnız kalmak istiyorum. Ziyaretçi saatlerini siz mi belirliyorsunuz üsteğmenim? Buyurun komutanım. Rahatsız olma Levent. Daha ilk günden huysuzluk mu yapmaya başladın sen? Ben sadece... Yalnız kalmak istiyorum hikayesine başlama lütfen. Kovsan da buradayım. Hastaneden birlikte ayrılacağız. Komutanım kışta da size ihtiyaçları vardır. Burada zamanınızı benimle boşa harcamayın. Benden kolay kolay kurtulamayacaksın Levent. Hem alay komutanımızla konuştum. Gerekirse yıllık iznimi de kullanacağım. Oh. İçim bir fena ağrıyor Vedat. La oğlum bizim niye böyle bir köylümüz yok ya? Hiç sorma lan. Bodrum paşası olacağıma şu Takan'ın köyüne muhtar olsaymışım ben. Şuna bak şuna. Nasıl da geri çekiyor kendini. Müjdesi var ya. İdeal erkek. Görüyor musun nasıl Fadime dünden razı. Ah Cemal Efendi. Bu fırsatları değerlendiremedim diye başını taşlara vuracaksın ama. Çok geç olacak. Kendini iyi hissediyor musun? Ziyaretçilerim var. Kim? Askerlerin. Ayakkabıma yardım eder misiniz komutanım? Saçmalama Levent, hiçbir yere kalkamazsın. En azından doğrulup oturayım komutanım. Beni böyle perişan görmelerini istemiyorum. Görürlerse görsünler. Sen onlar için fırtına Levent'sin. Ne yani, gözlerinden mi düşeceksin? Komutanım. Daha fazla üzülmelerini istemiyorum komutanım. Tamam. İyi mi? Sağ olun komutanım. Komutanım geçmiş olsun. Geçmiş olsun komutanım. Geçmiş olsun komutanım. Sağ olun arkadaşlar. İyi misiniz komutanım? İyiyim Kerim, iyiyim sağ ol. Zahmet etmişsiniz. Çarşı izninizi benle harcamasaydınız. Siz ne diyorsunuz komutanım? Dün gece toplu filan edip sizi görmeye gelecektik neredeyse. Komutanım zaten neredeyse Yusuf Uzman Çavuş bırakmıyordu bizi. Allah'tan Kerim hasta emrimiz yetişti imdadımıza. Çok insafsız komutanım. Ya ben de uzman erim ama onun gibi değilim. Vallahi Yusuf uzmanınızla fazla takışmamanızı öneririm Naci. Yok komutanım. Çok geliyor üstümüze. Bak ben de olmayacağım başınıza. Sonra kim kurtaracak sizi elinden? Yani bir süre. Adı ne adı? Ulan kaç defa diyeceğim adı Fadime, Fadime. Olamaz, onun adı Fadime olamaz. Onun adı Ahu, Çağıl, Sevtap gibi bir şey. Sen şimdi yazmayacaksın mı Fadime? Ulan uşaklar, bakın ben nişanlıyım. Mektup yazacaksam nişanlıma yazacağım bütün mektupları ya. Şaşkın, kız içine düşecektim ben. Daha dünden razı. Biraz öyleydi, böyle hissettim içime düşeceydi ama ben öyle her kareyle muhatap olmam. Allah'ım çıldıracağım ya. Hayatında kaç tane kadın yanaştı la sana? Gay mısın la sen? Dengesiz! La üstelik gay falan değilim ya. Allah Allah. Sakin ol kardeşim, tamam sakin ol, sakin ol. Bırak öldüreceğim bunu, takı bırak. Tutamıyorum. Bırak öldüreceğim. Öldürme. Ya yavrum sana karı mı yok be yavrum? Sana karı mı yok? Biz var ya biz ayva yedik oğlum. Oh. Abi bir saattir şu güneşin altında dikilip duruyoruz. Bir şükür da çıksın şu baraya bir şey desin be ya, bir şey yapsın be ya. Tutun! Tutun dedim! Neyi tutalım komutanım? Bak bir de dalga geçiyor. Ben sana tutma dedim. Tut dedim, tut! Tuttum de daha fazla kızdırma şu adamı. Tamam tuttuk komutanım. Neyi tuttun? Eşeğin kulağını. Yazık ulan garibanlara. Bir saattir güneşin altında öyle bekliyorlar. Lan felek. Lan felek! Hep mazlumlarımı çekecek acıyı böyle be! Hey dostum! Bana mı seslendin? Yok anam be. Ben sana ne diyeyim? Senin elinde telefon, tuzun kuru. Ver odunu gitsin.
Ya Sadopat'la konuşuyordum ya. Oğlum ne diyorsun lan? Herkes kafayı yemiş oğlum burada. Film gibi lan burası. Yemin ediyorum sana. Arıza vardı ya hani bir arıza. Oğlum alayın içinde evlendi. Vallahi bak burada evlendi oğlum. İnanamazsın ya. Süper. Vay garibanlar. Gel de bu kadere içme be. Gel de bu felekten tokat yiyip de alkolik olma be. Aa, oğlum o arkadaki Oğulcan'ın sesi mi? Lan versene telefona bir duyayım şunu. Alo Oğulcan ne haber müdür? Nasıl olsun ya işte kışladayız abi. Süper lan. Harika oğlum. Dayanamayacağım be dayanamayacağım. Özür dilerim ya. Bir de sen vur be. Bir de sen vur be. Ya oğlum Oğulcan bir saniye abi telefon çalıyor. Allah aşkına ya. Aa, Bay Barsıcan. Oğlum nasılsın? Bay Bars bir dakika abi. Bu ne ya? Aa, Cafercan. Müdür ne haber? Ne? Mavi turda mısın? Ulan biz kışladayız babacım ya. Var ya yaşıyorsun. Komutanım. Tut. Tırayı bozma. Güneşin altında haşlanmış yumurtaya döndük komutanım. Arkadaşımın hakkı var komutanım. Yani şaşkındık. İyice şaşırdık. Zaten Levent Üstey Bey'imizin haliyle moralimiz bozuluyor komutanım. Sadullah Bilir Kocaeli. Söyle bakalım Atker. İzninizle komutanım. Atker. Ne yapıyordun sen? Arkadaşlarımın cezası benim de cezamdır komutanım. Delikanlı adam arkadaşlarını yalnız bırakmaz. Tarhut mutun sen evlat? Nerede komutanım? Bu saat oldu daha tık yok vallahi. Tık ulan turadan manyak. Çıkmam komutanım. Demek öyle. Ben tüdün kafanı da edmetini bilirim. Tavut al arkadaşlarını. İttikamet. Disiplin koltuğu. Mart emredersiniz komutanım. Allah ne muradın varsa versin komutan. Allah tuttuğunu altın etsin. O ne be tut herifle dalga geçer gibi. Niye ki? Yürü tutu yürü ben sana sonra anlatırım. Tutun! Tutun dedim! Tuttuk! Sağ! Dön! İstikamet! Disiplin koğuşu! Uygun adım! Marş! Sol! 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 Sağ! Sol! İp gibi yürüyün ip! Sol! Sol! Sağ! Sol! Biraz burnunu tırtın. Görelim bakalım kim daha manyakmış. Bu kadar uyuması normal mi? İlaçların etkisi. Uyku psikolojik olarak bir kaçış da olabilir tabii. Ameliyatı ne zaman yapacaksınız? Bilinci açık. O yüzden kendi istemediği sürece yapamayız. Ne demek yapamayız? Öylece ölüme mi terk edeceğiz? Özür dilerim komutanım. Yüzbaşım, ameliyat sonrası riskleri kabullenememesi şu anda çok normal. Ama hep birlikte onu ikna edeceğiz. Sen de az uykucu değil misin Levent? Hal yapmanıza gerek yok komutanım. Konuştuklarınızı duydum. Her şeyin farkındayım. O zaman inat etme de bir an önce ol şu ameliyatı Levent. Kararıma lütfen saygı gösterin. Levent, bir üstün olarak saygı gösteririm. Ama bir arkadaşın olarak saygı göstermiyorum. Kararını değiştirene kadar elimden geleni yapacağım. Bak tertip kardeş, bana bir büyük kurtarıyorsun. Yanına da biraz plaki, he? Anladın mı? Boş ver. Zaten beni kimse anlamadı. Ben bunları bir kağıda yazarım, patine veririm seni. Ha, bir de bamyalı beyaz peynir kestir. Veririm sana da biraz ya. Vah yavrum, vah. Görüyoruz değil mi Belir? Ha, içki böyle kötü bir alışkanlık. Sapıttırıyor adamı. Görürüz, bakın da ibret alın. Bak güzel kardeşim, anlamadıysan anlamadım be. Yani bir daha anlatırım. Hav de, huv de, bir şey de bana ya. Ben bazen şöyle bir silkinip kendime geliyorum da...
Ulan harbiden Aztek Kerim'in dediği kadar manyaz bize. He valla. O yüzden de bütün manyakları burada topluyorlar değil mi? Valla lep demeden leblebiyi anladın sen ki ben buna bir şaşırdım. Bravo buradayım. Neyse beyler şu leblebiyi bir kenara bırakın da şuna bir şey söyleyin de artık hayal kurmasın abi ya. Öyle demeyin canım. Belki alır gelir hayvan. Ya bir şansını denesin de. Ya dur alır gelirse var ya hepimiz aynı bal gibi kalırız. Ne diyor? Ne bileyim ben herhalde anladı. Neyse arkadaşlar ben şimdi tertibi gönderiyorum. Eğer kayıntıya ortak olmak isteyen varsa sakalı indirsin. Ya bizimkiler diskoya gitmişler. Ben de peşlerinden gidiyorum. Sen de gelsene sabaha kadar diskoda eğleniriz böyle ha. Güzel olur ya. Yürü git işin. Tövbe tövbe. Ya gelmeyeceksen bari diskonun yerini söyle be müdür. Var ya bunlardan kal geldi yemin ediyorum ha. Biraz uyumalısın Deniz. Yorgun görünüyorsun. İyiyim ben. Pelit'e söyledik mi? Oralarda üzülsün istemedim. Levent Üsteğmen hala kararlı mı ameliyat olmamakta? Şapşal ne olacak? Ameliyat geciktikçe durum daha da ciddileşecek. Hadi eve gidip dinlen sen. Geç oldu. Emin misin? Yanında kalabilirim. Hadi git Melek. Hem yarın iş başı yapacaksın. Pardon, baksanıza. Bana mı seslendin? Aa, komutanım siz miydiniz? Ya arkadaşların hepsi diskoya gitmişler eğlenmeye. Ben burada sap gibi kaldım ya. Nerede bu disko biliyor musunuz? Biliyorum. Aa, yaşa dost, yani komutanım. Ya ayaklarım koptu yemin ediyorum sabahtan beri bu postallarla nasıl dans edeceksem. Maksat biraz böyle eğlenmek, coşmak falan yani. Ha, coşmak. Coşmak. Eller havaya olayı. Eller havaya. Evet. Gel ben sana diskoya kadar eşlik edeyim. Ciddi misiniz komutanım? Süpersiniz ya. Vallahi. Buyurun buyurun. Umarım aktarit bataryası da gelmiştir. Duyamadım. Geldi komutanım. Geldi. Güzel. Artık benim kim olduğumu biliyorsunuz. Kıt Atur. Ha dön. Hayırdır Yusuf? Ditiplin titikleri yüzünden dün gece ditiplin koğutunda getirdiler komutanım. Tamam çocuklar. Siz geçin yerinize. Emredersiniz komutanım. Ne yapıyorsun sen Yusuf? Böyle bir zamanda askerlerin üzerine biraz fazla gitmiyor musun? Levent Üsteğmen'in hattalığına ben de çok üzülüyorum komutanım. Ama birilerinin kötü polis olup itleri idare etmesi lazım. Kötü polis mi? Evet komutanım. Hani vardır ya iyi polit, kötü polit. Öyle. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Hasta ameliyat olmayı hala reddediyor. İkna edemiyoruz değil mi? Maalesef komutanım. Lütfen rahatsız olmayın. Size bir şey danışmaya geldim. Emredin komutanım. Levent'in durumu mahallen emekli olmaya imkan tanıyor öyle değil mi? Evet komutanım. Gerekli belgeleri hazırlıyoruz. Sizden ricam o raporları inisiyatifinizi kullanarak bir süre bekletmeniz. Komutanım. Sadece ameliyat sonrasını ertelemenizi istiyorum binbaşı. Emredersiniz komutanım. Ancak Levent Üsteğmen bir an önce ameliyat olmazsa yasal süreci fazla geciktiremem. Bakın binbaşı. Levent bir kahraman. Orduya sayısız hizmeti var. Eğer onu emekli edip bir kenara atarsak diri diri mezara gömmüş sayılırız. Lütfen elinizden geleni yapın. Emredersiniz komutanım. Yalnız bu durumu üstlerime nasıl açıklayacağımı bilemiyorum komutanım. Teşekkür ederim Bilmaş. Ben başhekimle görüşürüm. Hadi bakayım iyi temizleyin babacanları iyi. Vay damat Hamza abi gelmiş. Sen biz yengeyle bağlayında değil miydin? Yoksa ilk günde kavga mı ettiniz? Şşş! Ne diyorsun lan?
ağzından yan olsun. Ben bizimle kavga eder miyim hiç be? İşte, Levent Üstemen izin vermişti, o bitti, geri döndüm. Gidip bir Levent Üstemen'e teşekkür edeceğim. Babacanlar ne oluyor be? Şişt, Kadri, ne oldu be? Vallahi bir şey olmuş. Sizin yüzünüze bakılacak olursa kötü bir şey olmuş. Anlatsanıza. Bana bakın babacanlar. Bak beni arızaya sokmayın. Anlatsanıza be. Sakin ol. Sadece bir rüya gördüm. Rüya? Tamam. Kabus gördüm. Geleceğimi gördüm komutanım. Ben böyle yaşayamam. Hadi konuşalım biraz Levent. Ne olduğunu anlatmak ister misin? Babacanlar niye haber vermediniz be? Ne olursa olsun koşar gelirdim ya. Ne yapabilecektim ki? Ne bileyim. Ben en azından komutanımın yanında olurdum. Elini tutardım. Dayan komutanım derdi. Demek yüreğinin kıyısında mermi varmış ha babacan. Bizden saklamış ha. Abza abi be. Doktorlar. Pek ümitli konuşma. Sus babacan be. Lafına destur de. Benim komutanım benim gibi bir arızayı adam etmiş. Öyle kıtırıktan bir mermiyle mi yıkılacağım? Ben diskonun böyle bir yer olduğunu bilseydim. İyi işte böylece öğrenmiş oldum. Suç bende değil ki dostum ya. Yani disko deyince akla böyle bir yer gelmez ki. Yani disco böyle dans edilen yerdir, anladın mı? Burası ne ya? Ne oldu manyak herif? Rahatladın mı? Dans ettin mi sabah? Eller havaya yaptın mı eller havaya? Yani benim hayalimdeki disco tam olarak böyle değil komutanım. Konuşurken hazır ola geç be. Sallanma öyle İskandinav çupası gibi. Emredersiniz komutanım. Hı? Aferin. İşte bizim diskomuz böyle adam eden cinsinden. Hadi bakalım çık şimdi. Sen nereye? Sen geç. Dip. Uyanık. Vallahi bazı çiçekleri de diğer hastaların odasına bıraktık komutanım. Herhalde çok seviliyorsunuz. Ne yazıyor kartta? Karargah destek sizi dört gözle bekliyor komutanım. Ha bu komutanından izin alsan da başka bir yere cıdıp otursak da. E oturduk ya buraya işte. Olsun. Daha rahat bir yere giderdik. Burada istediğimiz kadar rahat olamaydık. Seni bilmiyorum ama ben çok rahatım. Neyse. Haftaya da çıkacak mısın çarşı izninde? He çıkacağım. İyi de sen haftaya gelecek misin yine? Haftaya da geleceğim, her gün geleceğim. Yıllar sonra bulmuşum seni, bırakamıyorum da. Neyse, haftaya görüşürük o zaman. Hadi jüle jüle. Görüşürüz. Ula ne yapışkan karıymış ya. Hay. Hay hay. Ya Liz bacı sorma başıma cileni ya. Bir hatun da dandi, sırnaşık durayım. Sen yine beni anlamadın hızlı konuştum diye değil mi? Ben? Gelmek.
Soldier, soldier. Asker, asker. Ulan Liz bacı, ne oldu sana ya? Türkçe konuşmayı unutmuşsun. Saçına da böyle kirpi gibi duruyor. La kolların da morarmış senin. Ulan Hamza, sorarım ben sana. Vay hayvan vay. Vay, hay, hay. Gel. Söyle Arif. Komutan, izin istiyorum. İzin mi? Ne izni? Komutanımızı ziyaret edeceğim. Bak Arif, burası kışla. Öyle her istediğin zaman sana izin veremem ki. Ama komutan, ben... Aması maması yok Arif. Sana izin verirsem diğer arkadaşların da buraya izin istemek için gelecekler. Şimdi izin verirsen çalışmak istiyorum. Dışarı! Dışarı! O zaman izin alana kadar beklerim ben de. Selam babacığım. Hani neredeyiz? Buraya dur, buraya dur. Heh. Dur bir dakika şu an. Sağ bir diyeceğim var. Şimdi kim bilir hangi öküzü içime oturtacak? Söyle nedir, ne yumurtluyorsun? Ya Hamza, Liz yengeye bir şeyler olmuş ulan. Nasıl lan? Ne olmuş, nerede? Ulan dur bir dakika ya. Bana bak Cemal. Allah, Allah'ın adını... Tövbe estağfurullah. Şş, dur, sakin Hamza. Elini laza bulama. Nerede lan Liz? İyi, git kendin gör hadi. Orada mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın lan karıma? Ha? Ne yaptın karıma? Şş. Ulan ben bir şey yapmadım. Ben de sen yaptın zannettim. Ben kendi karıma öyle şey yapar mıyım? Ne bileyim arızası sağa solun belli olur muyuz? Lan! Nobody speak English. Yes, yes da. Liz'im. Ya sana ne oldu ya? Ha? Are you really? Liz? Did you say Liz? Liz'im. Bak sen şaka yapıyorsun değil mi? Hani çok yaptın değil mi? Ha? Yoksa sen de hala boş bakıyor ya. Bana bak. Şş, hafızanı mı kaybettin ha? Ha? Hey, stop! Karı koca kavgasıdır, ben karışmayayım. Liz, ne yapıyorsun sen be? Vallahi bak, tersim kötüdür ha. Hamza, deli Pınar. Sen ne yapıyorsun kızlarla? Yok yok. Saat 12'yi geçti. Manyadım ben yine. Bu ne be? Anasını, analizasyon var. Liz! Emily! Hi, I miss you so much. Allah'ım. Sen aklıma mukayyet ol. Kopya oğlum bu. Kim kopya çekti lan? Lan doğru söyle, dönmeyeceğim. Ula Hamza, hala iki taneler mi? Ula ben yokum. What are you doing here? Mom said you're married. I was surprised. Why don't you call me? I'm sorry, but everything happened so fast. Liz'im. Liz'im diyeceğim ama... Hanginiz yan sanayi, hanginiz orijinal Amerikan? Bilmiyorum ki. Are you photocopy? Emily, this is my hubby Hamza. Hamza, kız kardeşim Emily. Sizin de böyle düşündüğünüzü biliyordum komutanım. Levent gibi askerler zor bulunur albayım. Kıymetlerini bilmemiz lazım. Emeklilik onun için doğru bir çözüm olmaz. Ben gerekli görüşmeleri yapacağım. Sağ olun komutanım. En kısa zamanda görevinin başına döndüreceğiz inşallah. Baba. İnşallah albayım. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun komutanım. İyi günler. Levent abi nasıl? İyileşecek mi? İyileşecek kızım. Çakı gibi geri dönecek. Fatih ile bizim bir fikrimiz var. Söyleyin bakalım. Albayım eğer siz izin verirseniz biz Levent üsteğmen için bir sergi açmak istiyoruz. Bilmem ki. İyi olur mu? Elimizde yeterli fotoğraf var. Hem hastaneye gidemeyen askerler için de bir defter açarız. Levent Üstemen okuduğunda mutlu olur. Pekala. Gerekli yardımı askerlerden alırsınız. Teşekkür ederiz Muzaffer amca. Bir tanesin babacığım. Vallahi hayretmiş. Billahi hayretmiş. Ha? Allah insanları çift yaratıyor dedikleri buymuş değil mi? Bak ya, bayağı yumurta ikizi.
Sürpriz yumurta. Does he speak English? Yeah, but little. Ne but little? Bayağı da very much. Hayretmiş. Ne kardeşini buldun diye küçük müçük little? Hamza, ben nasıl şaşkın bilemezsin. Oh, sen mi şaşkın, ben mi şaşkın? Emily 4 sene oldu, biz görüşmedi. O duymuş biz evlendik diye. Atlamış uçağa gelmiş. Ha, öyle mi? Hoş geldin Baldız. Anlamadı tabii. Welcome Baldız. Baldız in English. Honey. Düz. Yani, welcome honey düz. Welcome honey düz. Honey düz. You wanted to say sister-in-law. Uy, ne kadar mutluyum anlatamam da. Demek ki cemaatçi sana inan diye hamsi balığı gibi ala takidi. Ayıp ettin abicim, biz garantili iş yaparız. Bir yamuğa gelmeyelim ha. Sen benim paramı ödedikçe hiçbir yamuğa gelmezsin. Bak baştan söyleyeyim. Bir yamuğa gelirsem canını yakarım, bilmiş olasın da. Eyvallah. Merak etme. Aklım peynir ekmekle yemedim ben. Komutanım, siz de yoruldunuz. Lütfen benim için işinizi aksatmayın. Sen ne saçmaladığının farkında mısın Levent? Ya burada seni tek başına yalnız bırakmamı nasıl beklersin anlamıyorum. Beni bu kadar umursadığınızı bilmiyordum komutanım. Kendini acımayı bırakıp bir an önce toparlansan iyi olur Levent. İyileşeceksin. Tabii eğer istersen. Komutanım, doktor benimle gayet açık konuştu. Mucizelere inanıyorsanız iyileşeceğimi düşünebilirsiniz. Ama ben inanmıyorum. Seni yanlış tanımışım demek ki. Benim tanıdığım Levent korkup vazgeçmezdi. Korkmak değil. Sadece... Her neyse işte, anlayamıyorum. Anlamıyorum. Komutanım, ben mahalleden emekli edilip hayatımın geri kalanını tek başıma tekerlekli sandalyede geçiremem. Kartopu sen şuraya yaz. Yok yok. Senin elindekini oraya asalım Eko. Buraya mı? Yamuk oldu. Ama deyip fatoyda Suzi. Elinizi kolunuzu fazla oynatmayın. Bu herifin kendi şahsi problemleri var. Fıttırıyor, durduramıyoruz vallahi. Yapma ya, yapmayın oğlum, yapmayın ya. Ay. Kartopu sen de arka tarafa as şöyle. Defteri nereye koyacağız? Hah, defter, güzel. Defter de be. Özür dilerim. Ziyarete gidemeyen askerlerin yazması için. Anıtkabir'deki gibi yani. Resim sola kayıyor. Of. Ne yapacağım ben bu adamla ya? Ne bekliyorsun burada asker? Komutanımızı görmek için izin istiyorum. Vermem. Hem ne işin var orada? Bir faydan dokunacak olsa belki. Dokunur belki komutan. Arif, olmaz. 20 yıl cezaevinde yattım komutan. Kanunun kestiği parmak acımaz dedim. Bir gün olsun kaçmayı düşünmedim. Ama bana izin vermezseniz buradan kaçarım. Sonra siz de gelir beni hastanede yakalarsınız. Sonra ben yine kaçarım, siz yine gelir beni hastanede yakalarsınız. Üsteğmenim iyileşene, hasta yatağından kalkıp
aramıza dönünceye kadar bu böyle sürer gider komutan. Peki Arif. Bana bak. Sadece 2 saatin var. Hemen gidip döneceksin. Anlaşıldı mı? Sağ olun komutanım. Hadi bakalım. Çok güzel oldu değil mi? Levent Üstemen defteri okuyunca umarım mutlu olur. Fato, odamda biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Böyle saçma bir fikrin senden çıktığına inanamıyorum Fato. Ya bu tür sergilerin ne zaman açıldığını bilmiyor musun sen? Ne çabuk gözden çıkarmışsın Levent Üstemen'i. Kötü bir niyetim yoktu. Sanki Levent'i gömdük, ölüm yıllarını yaşıyoruz. Böyle düşünmediğimi biliyorsunuz. Hem defter okuması moralini yükseltir sanmıştım. Affedersin Fato. Affedersin. Ya son birkaç günüm o kadar zor geçti ki. Sinirlerim bozuldu iyice. Kusura bakma. Sergiyi hemen kapatırım. Fato. Ya belki de defter iyi bir fikir olabilir ha. Hem Levent ameliyattan çıkınca okur. Bana kızgın değilsin değil mi? Hayır. Bence sen de endişelenme. Levent Üsteğmen bir bölük şaşkınla uğraşıyorsa bence ona ameliyat hız gelir. Bak işte bu konuda gerçekten haklısın. Burada. Seni ziyarete geldim. Yani beni götürmeye mi geldin? Hayır. Seni inadından vazgeçirmeye. Çok yoruldum abi. Keşke o dağda ben de askerlerimle... Bu kadar kolay mı teslim olacaksın Levent? Ölmekten değil abi. Sakat kalmaktan korkuyorum. Bak Levent. Oğlum Yavuz. Sana emanet. Sen artık onun amcası değil, babası sayılırsın. Seni de kaybetmemeli. Ya annem? Güçlü olmalısın. Komutanım. Komutanım iyi misiniz? Ne işin var burada? Sizi görmeye geldim komutanım. Firar falan etmedin değil mi? İzin aldım komutanım. Ama alamasaydım sizin için gözümü kırpmadan firar da ederdim. Sağ ol Arif. Siz sağ olun komutanım. Komutanım. Eğer izin verirseniz... bunun sizde kalmasını isterim. O ne? İçeride yaptım. Kendi ellerimle. Cezaevinde zaman zor geçiyor. Eğer ameliyatta yanınızda olursa içim rahat eder komutanım. Sağ ol Arif. Zadeli Pınar Erzurum. Sizin buraya geldiğiniz gün bizim bayramımızdır komutanım. Thank you.
Seyfi, oğlum bir hata yapmış olmayalım. Ya yok bir hata komutanım, kaç kere saydık, kontrol ettik. Yok bir hata. Ayrıca bence fazla kurcalamayalım. Bir an önce çeksin gitsin. Aşk olsun komutanım ya, olur mu öyle şey? Olur olur. Olma mı? Siz kimseye söylemezseniz ben de söylemem. Gel. Hamza dönüp Pınar Erzurum. Beni çağırtmışsınız komutanım. Hah, gel Hamza gel. Sana haberlerimiz var. Levent Üsteğmen iyileşti mi yoksa? O da iyileşecek inşallah. Ama bu haber seninle ilgili Hamza. Liz 300 müymüş yoksa? O ne be? Manyak işte. Hamza, bu gece yarısı itibariyle askerliğini tamamlamış bulunuyorsun. Oğlum, askerliğin bitti diyorum. Duymuyor musun? Ya hesabı Levent Üsteğmen biliyordu. Biz de öyle gayri ihtiyari farkına vardık. Bitirdin oğlum sonunda. Eyvallah. Daha hani Levent? Çok zamansız oldu be. Neyse zamansız? Ne zamansız? 30 küsür yaşına gelmişsin manyak herif. Yok komutanım, o açıdan değil. Yani evet ben biliyordum bu aralar olacağını da. Ama... Canım şaşırdı, şaşırdı. Gel ben seni bir öpeyim, gel. Ey güzel Allah'ım! Bugünleri de gördüm ya, daha ne isteyeyim? Buradan işte. Buyurun. Vay be babacan. Hepimizden önce aldın tezkereyi. Helal olsun sana. En büyük arıza bizim arıza. En büyük arıza bizim arıza. En büyük arıza. Gel tezkere, arıza. Gel tezkere, bitsin bu gurbet. Evde anam babam bacım yüzüne hasret. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu hasret. Evde anam babam bacım yüzüne hasret. Lay 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 lay. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika ya. Ya ağlıyor bu. Ya gülsene be şaşkın. Ya Şükar abi be, büdüye kaldırmadı tabii. Dile kolay, yılları da askeri. Alırım tabi lan. Sen kolay mı sarıyorsun? Gülsene ağlama. Ulan daha ne süsmüş ağam? Hiçbir derdin kalmadı daha. Abi hapsi kafa ilk defa doğru süler be ya. Bak ne sürülme derdin kaldı, ne nöbet derdin. Aman be abi, fena mı işte? 30 tane erkekle uyanmayacaksın. Ya Hamza abi, senin bir baldızın varmış. Dünya hayret bacımız olsun da beni bir tanıştırsana be abi. Şşş! Şaşkınca, vallahi bak aklını başından alırım senin ha. Oğlum bak işte gördün mü yani, en azından bundan sonra bunun gibi sapıklar olmayacak etrafında yani. Burder, en güzeli horlayan olmayacak. Ayak kokusu olmayacak ya. Vay be, yedin askerliği çiğ çiğ işte. Daha ne ağlıyorsun be? Hem Liz yenge dışarıda seni bekliyor. Her gün onunla olacaksın. Doğru. Bekliyor babacığım. Her sabah onun yanında uyanacağım. Amerika'ya gideceksin abi sonra. New York, San Francisco, Miami. Uçuyordur oralar şimdi ya. Ha. Bir de o var değil mi? Burakcan. Vallahi 3 gün içinde yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. O zaman geçmiş olsun Hamza kardeşim. Darısı burada kalanların başına. Eyvallah babacığım. Hepiniz iyi diyorsunuz, güzel diyorsunuz da. Ya benim hiç mi aklım kalmayacak sizlerde be? Lan bunlar ne yapıyorlar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar demeyecek miyim ha? Hele en önemlisi de benim komutanım, benim abim. İyileşti mi? Yine eskisi gibi size gelip esip gülüyor mu demeyecek miyim ha? Eğer ben bunları demeyeceksem verin tezkeremi gideyim. Demeyeceksen verin babacığım. Oh, o da hala mis gibi kokuyor. Çiçekleri toplamak için bayağı uğraşmışlar anlaşılan.
Askerlerim haylazdırlar falan ama hepsi çok düşüncelidirler. Sağ olsun her gün başka biri elinde çiçeklerle geliyor. Seni görebilmek için Yusuf uzmanı kızdırmayı göze aldıklarına bakılırsa cesurlar da. Vallahi cahil cesareti demek daha doğru olur komutanım. Levent. Onları hayal kırıklığına uğratıp üzüyorsun. Ya bir an önce... Ameliyat olacağım komutanım. Ne? Levent, gerçekten mi? Bir an önce şu ameliyattan sağ salim çıkıp askerlerin başına dönmek istiyorum. Döneceksin Levent, eminim bundan. Aklı bir karış havada büyülüyor mu başkasına bırakamam komutanım, ne yapayım? Tamam, ben hemen doktora haber vereyim. Bir an önce bütün hazırlıklara başlasınlar. Ya ne iş duması ki bu saatte ya? Üstelik iç time diyorlar, dışarıda yapıyorlar. Ya ben nereden buluyorum böyle esprileri ya? Babacanlar, vallahi ben iyi ki tezkereyi alıyorum. Yoksa bunu boğardım vallahi. Ya niye kızdı ki bu amca şimdi? O amca şimdi sana bir kafa atacak, göreceksin gününü. Ya Kadir abi, Hamza abi, bırak şu concan bebeği ya. Belli ki tatlarla ne en büyümüş. Alışacak zamanla. Geçin yerinize, geçin. Hadi çabuk. Komutanım, rapor alacak mıyız? Gerek yok Seyf. Baş çavuşum. Beni rahat da dinleyin. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bölük komutanımız yarın önemli bir ameliyata girecek. Bu yüzden kana ihtiyaç vardır. Bu kesinlikle zorunlu bir görev değildir. Şimdi kan vermek isteyenler bir adım öne çıksınlar. Gökhan, sen iğneden korkardın, ne oldu? Hala korkuyorum komutanım ama bu sefer başka. Helal olsun size be çocuklar. Yine gösterdiniz delikanlılığınızı. Şimdi kanı sıfır grubu RH pozitif olanlar ayrılsın. Sayıp kaç litre alacaksınız? Yokluğunu hissetmeyeceğiniz kadar. Tut bakayım. Kan verirken konuturum hadi. Ayıp. Bit kötükken öyle öğrettiler komutanım. Ya komutanım çok affedersiniz ama bizi bununla yalnız bırakmayın. Korkuyoruz vallahi billahi. Şşş, tamam tamam. Benim kanımın yarısını alabilirsiniz. Yani komutanıma feda olsun. Ben zaten hepsini kullanmıyorum. Evet. Tribildir oyna be abiciğim, tribildir oyna be. Askerliği falan kısalmayacak. Git sen de efendi efendi ver kanını. İyi misin Burdur? Eyvallah babacığım. Levent Hüseyin'i öyle sapa sağlam ayakta göreyim. Daha iyi olacağım inşallah. Sen de az inatçı değil misin? Gerçi babam senden de beterdi. Sert, inatçı, dediğim dedik. Onu da asker diye biliyordum. Yok, babam komiserdi. Artık emekli gerçi. Ama sırf ona inat olsun diye asker oldum, biliyor musun? İnatçılık belki de genetiktir. Galiba. Seni harp okuluna almazlar demişti, inadımdan gidip sınava girdim. Pişman mısınız peki? Yok, değilim. Ama bu kadar katı olmamayı tercih ederdim. Belki de sandığınız kadar katı değilsinizdir. Benim babam da katıydı. Hiçbir zaman kızım, canım gibi laflar duymadım ondan. Bu özellik de bana genetik olarak geçti herhalde. Başucumda saatlerce uykusuz bekleyen biri bence o kadar katı değildir. Levent, hazır mısın? Hazırım komutanım. Bir an önce bitirelim bu işi. Thank you.
daha ne kadar sürecek be ya? Beklemek öldürecek miydi? Daha yeni girdiler Burder'in. Babamın ameliyatı 3,5 saat sürmüştü. Geçmiş olsun. Ama sonunda Levent Üsteğmen iyileşecekse ben o kadar beklerim, razıyım. Seyfi'nin babası çıkamadı ameliyattan. Hop! Güzel hemşirem. Merhaba. Yukarıda tanışmıştık asansörde. Biz Levent Üsteğmen'in askerleriyiz. Ha evet, ilk geldiği gün yanındaydın. Aynen öyle. Hemşire bacı, bir haber var mı? Daha yeni girdiler. Allah aşkına bir şey öğrenirseniz bize de haber verin. Veririm. Hadi gel. Ortalıkta dolaşma bakayım. Al bunları. Bu meyve turları bitecek. Sağ olun komutanım ama içemeyeceğim. Bir ton kan verdim. O meyve turları bitecek. Bu bir emirdi. Mişna. Vodka. Vodka da olsaydı keşke be. O hayali. Tövbe estağfurullah. Kurşun tam omuriliğin yanında duruyor. İyi misiniz komutanım? Şu kahraman askerin hayatı ellerimde. Milimlik bir oynama bile hayatına mal olabilir. Yapabileceğim bir şey var mı komutanım? Dua et. Bildiğim bütün duaları et. Ne kadar oldu gireli? Yaklaşık bir saat kadar komutanım. Göreceksin Deniz. Her şey çok iyi gidecek. Böyle hiçbir şey yapamadan beklemek insanı öldürüyor Melek. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. İyi misin sen Hamza? İyi. İyi değilim Nezim. Ben nasıl iyi olayım ki? Benim hayatta en değer verdiğim insan, bana abilik etmiş, bana kardeşlik etmiş insan, şimdi can pazarında. Hamza, Amerika'ya gitmemize çok az kaldı. Biliyorum Nezim. Biliyorum. Benim hiç acelem yok. Hem Emily de burada. Hamza, istersen biletleri erteleyelim. Ha? Ama sen de aileni çok özledin Liz. Olsun. Levent Üsteğmen de bizim ailemiz. Hem o bu durumdayken onu bırakamayız. Nabız düşüyor. Hastayı kaybediyoruz komutanım. Defibrilatörü hazırlayın. 1 miligram adrenalin yapın. Hadi dayan üsteğmenim, dayan üsteğmenim.